Merhaba, ben Atilla Kılıç. Şimdi size çoktan yitip gitmiş bir ülke olan Yugoslavyalı yazar Branko Çop için Cansız Bacaklar adlı öyküsünü okuyacağım. Cansız Bacaklar Bir sinir kliniğine acayip bir hasta getirilmişti. Doğrusu başlı başına bilimsel bir olaydı bu. Tüm sağlıklı bir adamın bilinemeyen bir takım nedenlerle her iki bacağı ansızın hissini yitirmeye, bilimsel deyimle atrofiye uğramıştı. Klinik şefi çaresizlik içinde habire başını sallayıp duruyordu. Bu olayın pek çeşitli hastalıklarla ilişkisi olduğu ileri sürülüyordu. Esaslı muayeneler yapılmış ve bunların sonuçları tekrar tekrar gözden geçirilmiş ama bütün bunlara karşın en ufak bir ipucu bile bulunamamıştı. Üstelik başvurulmayan bilimsel yol yöntemde kalmamıştı. Başhekim Tanrı bilir kaçıncı kez aynı soruları sorarak hastayı canından bezdirmişti. Ailenizde gerçekten hiç kimse frengi ya da kansere yakalanmamış mıdır? Soyunuzda hiç alkolik bir kimse yok muydu? Neler saçmalıyorsunuz siz böyle kuzum? Namuslu, oturaklı bir aileden geliyorum ben. Bu ailenin bütün erkekleri Kosova Meydan Savaşı'ndan beri hep kendi ecelleriyle ölmüşlerdir. Büyük babamın babası savaşta şehit düşmüş, büyük babamı ise haydutlar vurup öldürmüşler. Babam da savaşta ölmüş. Amcalarımdan biri meyhanede can vermiş. Öteki amcamı asmışlar. Sadece erkek kardeşim bir kazaya kurban gitti. Etli pilavı çok kaçırdığı için çatlayıp öldü. Profesör, ''Hımm anlıyorum.'' dedi. ''Demek sizin ailenizde yolunu sapıtmış hiç kimse yokmuş. Örneğin bir ozan ya da bir yobaz veya izninizle söyleyeyim bir budala daha doğrusu gerizekalı biri?'' ''Sayın beyefendi böyle sürüp giderse korkarım bir sonuca varamayacağız. Gerçi ömrü boyunca araştırmalarda bulunmuş bir akraban vardı.'' Eleştiriler yazmış, o yayın evi senin, bu yayın evi benim sütmüş durmuştu. Ama o da güzel bir ölümle dünyadan elini eteğini çekti. Uyuzdan öldü. Profesör bir elini alnına vurarak, ''Aman tanrım'' dedi. ''Bu da çok doğal bir neden.'' Sonra omuzlarını silkip konuşmayı yeniden hastalığın tarihçesine getirdi. Peki ama nasıl oluyor da bu hastalığın ilk belirtisini ne zaman fark ettiğinizi hatırlamıyorsunuz? Hasta açık yüreklilikle "İnan olsun bilmiyorum." dedi. Sonra derin derin düşünmeye başladı. Birden gözlerini kırpıştırarak bağırdı. "Evet, evet, şimdi anımsıyorum. O günden beri." Profesör ona iyice sokularak sordu. "Hangi günden beri?" Yele ve kuyruk ortaklığının yönetmeni olduğumdan beri. O da ne demek oluyor tanrı aşkına? At kılı dış satım dış alım ortaklığı. Böyle bir ortaklıktan haberiniz yok mu? Büyük baş hayvancılığımızın bir devidir o. Başhekim şaşırarak. Tanrı yardımcım olsun dedi. Bunca yerli at dururken ülkeye bir de at kılımı sokmamız gerekiyor. Yönetmen öfkesinden handi ise küplere binerek sanki döviz savaşımı veriyormuşçasına ''İyi ama'' dedi. ''Kalite ön planda gelir. Bize kaliteli mal gerek. Yabancı ülkelerinki olmadan...'' Profesör onun sözünü kesti. ''Bir dakika. Biz yine sizin hastalarınıza dönsek iyi olacak. Demek ki siz hastalığınızın ilk belirtilerini, yele ve kuyruk ortaklığının yönetmeni olduğunuz zaman fark ettiniz.'' Evet, ne var bunda yani? İşin püf noktası da bu ya. Hiç kuşkusuz at kıllarına dokundunuz. Bunların içinde sizin garip hastalığınızın nedeni olan ve şimdiye değin hiç bilinmeyen bir virüs saklanmış olabilecektir. Yo, hiç sanmıyorum. İyi ama siz bana demin akrabanızın uyuzdan öldüğünü söylediniz. Bunun da atlarla bir ilişkisi olabilir.'' gündüzleri ortaklığınızın bulunduğu yerlerde kaç saat kalıyorsunuz? Yani orada yelelerle kuyrukların yakınında ne kadar oyalanıyorsunuz demek istiyorum. Hemen hemen hiç. Nasıl olur? Bunun için hiç vaktim olmuyor ki. İşler, bir takım yükümlülükler. Peki, peki. Çalışma zamanınızın pek büyük bir kısmını nerede geçiriyorsunuz öyleyse? Ne gereksiz bir soru. Artık bunu herkes biliyor. Nerede olacak? Elbette ki otomobilde. Bugün koskoca bir yönetmenim ben. Peki nerelere gitmeniz gerekiyor? Nerelere mi? Sadece dış gezileri ele alalım. Bu yıl iki ay yurt dışına çıktım. At kuyruğu sorununu incelemek için kendi arabamla üç ülke dolaştım. Bu fırsattan yararlanarak neviye dünyaca ünlü bir kliniğe gitmediniz? Gitmesine elbette gittim. Zürih'te Fanconi, Paris'te Dubre'ye uğradım. Başhekim şaşkına dönerek, ''Fakat bunlar çocuk hastaneleridir.'' dedi. ''Çocuk hastaneleri mi? Elbette çocuk hastaneleri olacak. Ben yurdumun bir çocuğu değil miyim? Çağımızın bir çocuğu değil miyim ben?'' Başhekim homurdanarak, ''Evet.'' dedi. ''Orası öyle.'' Sonra yeniden hastalıktan söz etmeye başladı. Dediğinize bakılırsa ilk belirtiyi otomobille göreve başladığınız zaman fark etmişsiniz. Evet, demince aklıma bir şey daha geldi. Başlangıçta arabadan inip bir merdivene çıkmak doğrusu hiç hoşuma gitmedi. Daha sonralarıysa yürümek bile hoşuma gitmemeye başladı. Bunu kendi kendime şöyle açıkladım. Gövdemin üst yanı çok oturmaktan giderek güçlenmişti. Başhekim: Evet, evet, diye mırıldandı. Ya birikimi. İşte o zaman biliyor musunuz ne yaptım? Sayın profesör, yolda biraz filozofça düşünmeye başladım. Bir yönetmen acaba ne diye ayaklarına gereksinme duyacakmış. Bir otomobili var ya. Profesör birden: Durun, durun! diye haykırdı. Şimdi her şeyi anlıyorum. Lina teorisi sizin hastalığınızın nedenini açıklıyor. Bunu da nereden çıkardınız? Çok basit. Lina'ya göre uzun süre kullanılmayan organlar zamanla solup kuruyorlarmış. Yani sizin anlayacağınız yavaş yavaş gelişip ortaya çıkan bir atrofi. Tek sözcükle ayaklar giderek hissini yitirip cansız bir hal alıyorlar. Hasta korkuya kapılarak ''Şimdi ne yapacağım ben?'' diye sordu. Profesör acımaklı bir surat takınarak başını iki yana salladı. ''Sizin için yeniden yürümesini öğrenmekten başka çıkar yol yok dostum. Çok gezinmeniz ve bunun içinde doğanın size verdiği taşıma aracından, yani bacaklarınızdan yararlanmanız gerekiyor.'' Hasta ellerini birbirine kavuşturarak yalvarıp yakarmaya başladı. ''Fakat sayın doktor, ''Ne olur bu denli katı olmayınız. Bana daha insanca bir tedavi biçimi salık veremez misiniz acaba?'' Başhekim sert bir hareketle onun sözünü kesti. ''Hayır, size sadece bunun yaradı dokunabilir. Anlıyor musunuz, yaya olarak gezip dolaşmanız gerekiyor. Günde üç kez ikişer kilometre.'' Kanter içinde kalan profesör, tam şöyle rahat ve derin bir soluk alayım derken, bir sedye içeri iki hasta bakıcı girdi sedyede, yaşamından hoşnut olduğu anlaşılan bulanık bakışlı, sır sıklam aptalın, salan bir yatmaktaydı. Profesör şaşkın bakışlarla ''Bu ne bu?'' diye sordu. Hasta bakıcılarla birlikte gelen asistan şu açıklamada bulundu. Yine görülmemiş acayip bir olay. Sedyede yatan şu kişinin başı eriyip yitmeye başlamış. Beyni çoktan kuruyup kabına geçmiş bile. Profesör Derin derin içini çekerek hastaya sordu. Sanırım sizinle meslektaşız. Ne profesörü olduğunuzu söyler misiniz? Son